Evet sayın seyirciler, Aban TV ana haber bültenimize çok değerli bir konu ve konukla devam ediyoruz. Konuğumuz Spor Aktif programından da tanımış olduğunuz Tekin Aytugar. Tekin hocamızı bu akşam konuk etmemizin çok önemli bir sebebi var. Bolu kamuoyunda da çok ciddi söylentiler dolaşıyor. Bu söylentileri hemen sizlere aktaralım. İlk olarak Mayıs ayında Bolspor'un bir kongresi bekleniyor. Kongre tabii, yapılması bekleniyor. Yok, olağan kongresi olan olması gereken. Olan kongrenin yapılması bekleniyor. Fakat bu olan kongreye giderken çok önemli bir haber ulaştı elimize. Sizin kamuoyunuzun ve Bolu siyasilerin de bilmiş olduğu gibi Bolu Belediyesi tarafından birçok işletme ve otopark Boluspor'u destek amaçlı kiralandı. Fakat son zamanlarda Bolu Belediyesi'ne Sayıştay tarafından yapılan bir denetleme sonucunda bu paraların Boluspor Kulübü tarafından Bolu Belediyesi'ne ödenmediği, bu paraların ödenmemesi sonucunda da Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a zimmet çıktı. Evet, Sayıştay tarafından yapılan denetti. Çıktı, söylendi. Tekin Hocam, siz konuya daha yakınsınız. Hem Boluspor'a daha yakınsınız hem de Boluspor'la ilgili tüm haberlere daha yakınsınız. Sizin şimdi ağzınızdan dinleyelim bunları. Şimdi Sayın Alaaddin Yılmaz Boluspor'a katkı olsun diye çeşitli yerleri, çeşitli yerler derken bayağı bir yeri Boluspor'a kiralıyor. Örnek vermek gerekirse. Tabii şimdi ben şimdi sayacağım onları tek tek. Şimdi bunun üzerinden Boluspor ya kendi çalıştırıyor veyahut da bunu ne yapıyor? Başka bir şirketlere para karşılığında kiralıyor. Daha fazla bir ücret almak kaydıyla. Şimdi baktığımızda Boluspor'un hakikaten yani sağ olsun Alaaddin Bey Boluspor'a katkısı hiç tartışılmaz. Ya yani Boluspor iyi gitsin diye bazı yerleri, bazı yer dediğimiz yaklaşık 6-7 tane yerimiz var. İstersen teker teker sarayım Ömer bahsedeyim kardeşim. Hocam, çünkü şimdi şehir içinde bulunan otoparklar var biliyorsun hani şu normal. Onu Boluspor'a kiraladığı belediye. Belediyenin kiraladığı otoparkları da Boluspor şirkete verdi. Şirket bu parayı mutlak kulübe Aydana'ya yatırıyordur. Mutlak. Veriyordur. Bu bir. İkincisi fitness salonu dediğimiz bir yer var. Bolu Belediyesi'ne ait. Bobes dediğimiz yerin altında katlı otopark var. Orası da Boluspor'a ait. Belediye orayı da verdi. Orayı Boluspor çalıştırıyor kendisi. Bunların hepsi destek amaçlı tabii, verilen destek yerler. Tabii destek amaçlı verilen yerler. Boluspor çalıştırıyor. İkinci katlı bir otopark var. Sakarya İlkokulu'nun alt tarafında bir yer var. Katlı otopark. Evet. Orası da Boluspor'a belediye tarafından verilmiş. Caddeye yakın tabii caddeye evet. Otoparklardan bir tanesi. Bir de baktığımızda önemli şeylerden birisi yeni daha oldu bu. Fırka Tepesi dediğimiz yerde bir balkon kafe diye bir kafe yaptı Bolu Belediyesi ve o yapılan balkon kafeyi gene Boluspor'a gelir getirsin diye belediye başkanımız kiraladı Boluspor'a. Kiraladı. Boluspor da bunu başka bir vatandaşa verdi bedeli karşılığında. Ben geçtiğimiz salı günkü yaptığım programda bundan bahsetmiştim. Siz 1000 liraya kiraya veren bir belediye başkanının verdiği yeri 1200 liraya kiraya veremezsiniz. Size gelir getirsin diye belediye başkanı bunu verdiyse ve siz bunu 200 lira bir meblağ karşılığında 200 TL evet. Karşılığında veremezsiniz. Boluspor'a faydası olmayacak bir meblağ. İki, sanayide bulunan bir benzinlik var girişte biliyorsunuz. Evet sağda. Sağda. O benzinlik de Boluspor'a kiralandı. Onu da tekrar oradaki müstecire Boluspor bedeli karşılığında kiraladı tekrardan. En bir tane de Karaçayır'daki biliyorsunuz nikah salonunun olduğu yerler var. O nikah salonunun olduğu yerdeki kafede belediye onu da Boluspor'a verdi. Ve Boluspor da onu gene başka bir şahsa kiraladı. Şimdi bu şahısların hepsi paralarını ödüyorlardır mutlak ve mutlak Boluspor'a. Aradaki sorun şu. Bu yatırılan kiraların Boluspor'a gelir getiren yerlerin Boluspor tarafından belediyeye ödenmemesi. Problem orada. Yani şimdi, Sayın Alaaddin Yılmaz'a zimmet çıkma iddiası buradan kaynaklanıyor. Tabii siz alacaksınız Boluspor'a karşı yardım yapacak Sayın Alaaddin Yılmaz. Size bağışlayacak. Tabiri caizse yani
çok şahane şekilde hiçbir çoğu belediye başkanının yapmadığı şeyi yapacak, verecek size bu yerlere. Siz bunun karşılığındaki bedeli vermeyeceksiniz ve Alaaddin Yılmaz da bir zan altında kalacak ya da bu parayı yatır diyecek. Tabii bu parayı yatırılacak. Kim yatıracak bu parayı? Ya Boluspor Kulübü yatıracaktır bu parayı ya da Alaaddin Yılmaz'a zimmet çıkar ve o zimmet karşılığında Alaaddin Yılmaz bunu ödeme mecburiyetindedir. Şimdi bakın, şu önemli olan sorunlardan, önemli olan konulardan bir tanesi de şudur. Nedir? Şimdi bu kadar bir yeri vermiş bir belediye başkanı karşılığında bu para bedel yatmazsa ve bu zimmetin bedeli ödenmezse hangi belediye başkanı Boluspor'a yardım eder bundan sonra? Yani bu iyi niyeti böyle tabii, bir sonuç alınırsa. Tabii sonuç alınırsa hangi belediye başkanı bu riskin altına girer? Kuşkusuz. Yani yıllardan beri yapılmış bir şeyin, yıllardan beri destekleyen bir belediyenin karşısında bu borcu çıkartmak devasa, hani diyorlar ya, geçen haberde de söyledik, 10 milyon TL kendi spor aktif programında söylediğim gibi 10 milyon TL'den bahsediyor. Kusura bakmayın, borcunuz sizin 10 milyon TL falan değil. Onun çok üstünde bir rakam. Ha, bunları saymazsanız tabii belediye borcunuzu, vergi dairesine borcunuzu, SSK'ya borçlarınızı saymazsanız doğrudur. Ama borçtur bunların hepsi. Ödemekle mükellefsiniz. Evet. Orası çünkü nedir? Bir dernektir. Boluspor Kulübü dernektir. Dernekler de tüzüklere göre yönetilir. Ben onlara kızmıyorum. Şu yönetime de kızmıyorum. Ben kime kızıyorum biliyor musun Ömer kardeşim? Ben Yüksek Divan Kurulu diye bir kurul var. Bunları denetlemeyen o Yüksek Divan Kurulu'na kızıyorum ben. Yüksek Divan Kurulu'nda 15 mi? Bak, tüzüğün 15. maddesi. Tüzüğün 15. maddesi der ki, divan kurulu der, Boluspor'un yaptığı ve bütçe dışı yaptığı harcamalardan hesap sormak zorundadır der. Hesap sorar der. Bütçenin %20'sini aştığı anda sana gelip hesabını vermek mecburiyetinde der. Soran var mı? Yok. Yani böyle bir olay yaşanıyorsa zaten. Tabii soracaksınız. Yani gidip bunun karşılığında bu nedir, bu ne değildir diye hesabını sormanız lazım. Mayıs ayında biliyorsunuz kongre var. Bunlar konuşulacaktır, yapılacaktır. Görevini yapmayan bir kurul da orada bulunmayacaktır. Evet. Görevini yapacak. Yani isminiz var, cisminiz yok. Öyle bir kurul mümkün değil, olmaması lazım. Yani bu benim şahsi fikrim. Tabii bunlar da genel kurulda bu konuşulur, katılır katılmazlar. Bilemeyiz onu. O genel kurulun vereceği karardır. Ama benim kendi şahsi fikrim, Boluspor böyle bir kayıp ederse, belediye başkanımız bu işten zarar görüp vermiyorum, bu işlerin hepsini iptal ediyorum derse, Boluspor kulübü büyük zarar görür. Hocam, gelir bakımında. O cezayı yani Bolu Belediyesi ödemese, farklı bir şahıs veya farklı bir kurum ödese dahi, böyle bir iddia var yani. Belediye başkanı adını lekeleyici bir iddia. Bu belediye başkanını, benim kendi şahsim, bu belediye başkanını lekelemez. Bolu Belediye Başkanı kendini ne yapmıştır? Elini taşın altına koyarak Bolu Spor'a destek olmuştur. Onu, o parayı yatırmayanlar düşünsünler. O parayı, yani belediye başkanını bu gibi bir soruşturmaya sebep veyahut da bu vesile olanlar düşünmesi lazım. Yani bu işler öyle kolay işler değil, kulüp yönetmek. Soruyorum, siz şirketlerinizde böyle bir şey yapar mısınız? Kiralarınızı ödemez misiniz? Ya, şirket kiralarını ödemez misiniz? Ticari adaba da çok ters. Tabii, şey. Ticari adaba da ters. Bir de sizi, yani sizi derken ben şahıs olarak söylemiyorum, kulüp olarak söylüyorum. Başkan şahıslara vermez orayı. Boluspor Kulübü'ne verir. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'e veriyorum demez. Boluspor Kulübü'ne verir. Kusura bakmayın. Burada Boluspor Kulübü'nden dolayı kaynaklanan bir şeyi sizin hiçbir hakkınız yoktur. Söylediğim gibi, eğer başkan, ki başkanımız iyi niyetlidir, Boluspor'a her zaman desteklerini esirgememiştir. Ki belli, meydanda yani, hesap meydanda. Ama maalesef bu işlerde
eğer zimmet ki çıkar çünkü az bir rakam değil o rakamın karşılığını Sayıştay murakabı mutlak ve mutlak sorar. Yani. Evet hocam, başka konuya ilişkin yani söylemek istediğiniz şeyler var mı? İnşallah bunu bir an evvel yönetim her zaman bunu bir an evvel çözmesi ve başkanı rahatlatmaları gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bu iyi niyet çerçevesinde yapılmış, Boluspor Kulübü'ne destek olarak yapılmış ve verilmiş bazı şeyler taşın altına elini sokmuş bir belediye başkanının yapılmaması gereken şeylerden bir tanesidir diyorum ben. Evet sayın seyirciler, Avan TV ana haber bültenimizde konuğumuz Sayın Tekin Aytugard'ı Boluspor'da Mayıs ayında beklenen kongre hakkında ve kamuoyuna yeni düşen Bolu Belediye Başkanı'nın Sayıştay tarafından denetlenmesi sonucu çıkan Bolu Belediyesi'nin Boluspor'a vermiş olduğu yerlerin kirasının ödenmemesi konusunu hakkında açıklık getirdik. Tabii süre biraz daha geçtikten sonra kesinlikle bu konu netleşir hakkında zaten. Netleşecektir. Meblağlar netleşecektir. Sayıştay raporlarında da bunlar belirtilir. Bu zaman zarfında raporlara girmeden ödenirse o zaman sorun ortadan kalkar zaten. Evet. Sayıştay raporlarına girmeden bedel ödenirse, getirilip yatırılırsa zaten böyle bir sorun ortadan kalkmış olur. Evet. Bizim de dileğimiz, niyetimiz de, isteğimiz de odur. Ne Bolu Belediyesi ne Bolu Spor'un zarar görmesini. Ben şahısları demiyorum. Şahıslar geçicidir. Tabii ki. Evet. Ama Bolu Spor Kulübü ve Bolu Belediyesi kalıcıdır. Evet Sayın Aytugard. Siz de Avant TV ana haber bültenimize konuk olup sizleri ve izleyenlerimizi aydınlattınız.